Hocam bir sorum var. Ancak size bir şey söyleyeceğim. Ben aynen sizin dediğiniz gibi çok nefsimle mücadele ediyorum. En çok da namazda. Yani birçok namazda çok mücadele ediyorum. Yani 10 senedir herhalde geçkin senedir de kılmaya çalışıyorum. Ondan sonra hocam bir de hani özel günlerde, Ramazan günlerde, Kadir gecelerinde, bayram gecelerinde o kadar nefsimle mücadele ediyorum ki yani kurşunla kıldırıyorlar namazı. Öyle yani. Size anlatayım. Bir onu söylemek istedim, paylaşmak istedim. Ne yapabilirim diye. Değerli dinleyicimiz. Dinleyicimiz açıkça söyledi. Açıkça ifade etti. Şu anda çok kimse böyle. Benim nefsim dedi namazda. Ondan sonra mübarek günlerde, Ramazan-ı Şerif'te nasıl inat ediyor böyle dedi. Yaptırmamak için. Tabii yaptırmamak için. Kahroluyor yani onlar yaparken. Yani kurşuna dizilir gibi, idama gider gibi. Kitaplar da öyle yazıyor zaten. Şimdi kitaplar da Bahattin Bey anlatırken buyuruyor ki Allah Teala yaratırken kadın kullarındaki nefs erkeklere göre daha şiddetli, daha kuvvetli yaratılmış. Bunun birçok faydaları da var. Eğer öyle yaratılmasaydı dünyada nizam olmazdı, intizam olmazdı, düzen olmazdı. Şimdi onu zaman zaman hep söylüyorum. Mesela hanım olmadığı zaman yaz günü hanım oturur önce domatesleri, salatalı neyse ince ince doğra salata yapar mesela yaz günü. Evet. Ya hanım olmadığı zaman çünkü erkekte yaratılmamış o. Ya önce domatesi dörde bölersin. Salatalı da ikiye bölersin. Yersin. Evet. Ertesi gün ya bakıyorsun ikiye bölersin. Daha ya bölme ne ye? Isır ısır ye diyorsun. Salatalı da kütür kütür ısırıyorsun. Domatesi ısır. Ama kadına o özellik değil. Kadın onu ince ince her gün bıkmadan ondan zevk alıyor. Mesela halıdır, kilimdir, döşemedir, koltuktur, bilmem nedir falan. Yani onlara karşı o zafiyet nefislerinden kaynaklanıyor. Ama nefs çok kuvvetli. Eğer onun eline nefsi kuvvetlendirecek şeyler verirsen canavarlaşır. O da apayrı bir mesele. Dolayısıyla çok kuvvetli olması sebebiyle Allah-u Teala'nın emirlerine karşı muhalefet de çok yüksektir. Yani diyor ya, kurşuna dizilecek gibi gidiyorum falan. Ona devam etsin. Ve böyle durumlarda bir Fatiha üç ihlâs sokuyup peygamber, bütün peygamberlere silsile-i âliye büyüklerin ruhlarına hediye edip ya Rabbi nefsime karşı bana kuvvet ver diye dua etsin. Allah-u Teala yar ve yardımcısı olsun inşallah. Amin efendim.